yapmışlar. Annem eve gitti herhalde. Abla, sen neden bizi burada indirdin? Abim değiştiğini önce Betüş'le konuşmamız lazım. Niye bu kadar acele ediyorsun ki? Daha abimin içip içmediğini bilmiyoruz. İtiraz etme Çilek. Abim cebinden çıktıysa o içiyordur. Hem zamanımıza emin olacağız diye de kaybedemeyiz. Annemlere bunu söylememiz gerekiyor. Yürü hadi yürü. Ne kokuyor burası ya böyle pis pis. Birazcık havalansın. Two, one, go! Medium left. Long, easy right. Long, easy left. Ben geldim. Evde kimse yok mu? Oho. Allah Allah, bu koku ne böyle? Aa, kapı da açık. Demek ki evde birileri var. Allah Allah. Heh, babam gelmiş. Merhaba çocuklar. Koku da ne? Abim bizden önce eve geldiğine göre sence ne olabilir? Bir dakika, bir dakika. Ne demek oluyor bu? İşin yoksa biraz konuşabilir miyiz? Yok, bu olmamalı. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Sana ve anneme anlatacağım çok önemli bir şey var. Allah Allah, bayağı merak ettim şimdi. Neymiş? Yani babacığım, bence abim sigara içiyor. Ben emin değilim. Ya bu olamaz, böyle bir şey olamaz. O daha 15 yaşında küçücük bir çocuk. Nasıl yapar böyle bir şey? Ben ona bunun hesabını soracağım. Merhabalar. Aa, ne oluyor burada? Ablam babama abimin sigara içtiğini söyledi. Ne? Gir. Oyunu bırak, seninle konuşacağız. Ya baba bir saniye ya, puan alıyorum. Sana oyunu bırak dedim, tamam mı? Baba. Bana bak, kardeşlerin bir şey söyledi, doğru mu? Evet, senin parfümünden kullandım. Ben ondan bahsetmiyorum. Sen içiyor musun, doğru mu? Ben mi? Evet, Çilek bugün cebinde bulmuş. Hayır, içmiyorum. Çilek sen benim ceplerimi mi karıştırıyorsun? Çekicin düşünce o da düştü. Cem, bana doğruyu söyle. Doğru mu Cem? Gerçekten içiyor musun? Hayır, tabii ki içmiyorum. Ya öyle mi? Bakalım başka var mıymış? Baba dur yapma. Evet. Baba karıştırma. Hah, işte burada. Evet. Bu ne? Abi. Baba açıklayabilirim. Yazıklar olsun sana Cem. Yazıklar olsun sana. Biz de aklı başında bir oğlumuz var diye gururlanıyorduk. Yazıklar olsun sana. Cem. Hepiniz çıkın odamdan. Bak konuşabiliriz. Betüş lütfen çıkın. Ne yapsaydım yani ha? Paket taşıma karton mu taşı deseydim? Betüş yapma Allah aşkına. Yok yani eğer öyle bir şey varsa bile bunu konuşarak halledebilirdik. Arkadaş gibi. Yahu ben küçüklüğünden beri böyle şeylerin ona zarar getireceğini anlatmaya çalışıyorum. Bile bile nasıl böyle bir şey yapabilir Betüş? Okulda 10 yaşında bir sürü kişi içiyor baba. Arkadaşları alıştırmıştır. Kendini bilen biri bu tuzağa düşmez, tamam mı? Ben de 10 yaşındaydım. Benim de arkadaşım içiyordu. Ama ben bugüne kadar sigara bile sürmedim ağzıma.
Ya ben onun ciğerlerini acıyorum. Küçücük çocuk, yazık değil mi? Buna üzülüyorum en çok. Üf ya, ben de üzülüyorum. Belki onun değil de bir arkadaşınındır. Bana abini savunma Çilek. Hepimiz çok üzülüyoruz Sadık. Ama bu meseleyi böyle halledemeyiz. Sakin olmamız lazım. Tamam o zaman, madem öyle sen hallet, tamam mı? O aklını başına toplayıncaya kadar hiçbir şekilde onunla konuşmayacağım o kadar. Bu durumda yapman gereken bu değil Sadık. Duygusal davranıyorsun. Ya kusura bakma Betüş ama o benim oğlum, anlaşıldı mı? Senin gibi mantıklı düşünemiyorum. Bunu beceremiyorum işte, o kadar. Haklısın. O senin oğlun. O zaman kendi oğlunla, kendi sorunlarını da kendin hallet. Ben ayak altında dolaşmayayım. Bunlardan babandan önce benim haberim olsaydı. Yani biliyorsun babam bu konularda biraz hassas. Bir anda sinirleniveriyor. Sonra öfkesi geçiyor ama bazen de iş işten geçmiş oluyor. Bazen sen doğrusunu öğrenene kadar kimseye söylemeyecektim ki. Öğretmenime danışayım dedim. O sırada ablam duydu. Ve babama söyledi. Sen gördün mü abini içerken? Ben de görmedim. Sadık benden özür dileyinceye kadar bu evde durmayacağım. Ama önce gidip şu işi halledelim. Nereye? Cem'le bir kere daha konuşmayı deneyeceğim. Sen burada kal, tamam mı? Girebilir miyim? Konuşmak istemiyorum. Ama konuşmazsak hiçbir şey halledemeyeceğim. Halledecek bir şey yok. İçmiyorum. O zaman bu kimin? Bir arkadaşımın. Ama kim olduğunu söyleyemem. Eğer kim olduğunu söylemezsen senin içtiğini düşüneceğiz. Bana güvenmiyor musunuz? İçmiyorum. Peki o zaman niye ağlıyorsun? Çünkü babam bana ilk defa... Ya Betüş, görmedin mi? Yüzüme paketi fırlattı. Evet hayatım, ama o da senden böyle bir davranış bekliyor. Zaten artık gerçekten... Sen bile ona söylemem. Bana neler yaptı? Bak Cem, biraz sakin ol. Ben babanla konuşurum. Boş ver, hiç konuşma. Bana gerçekten güvenene kadar ona tek kelime etmeyeceğim. Şimdi beni yalnız bırakır mısın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.